Efendim günaydın. Devam ediyoruz. nav ekranlarında az önce de söylediğim üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu çalar saatte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Teşekkürler. Efendim? Gayet iyiyim. Güzel bir İstanbul günü. Bir anda böyle nem yağmur derken güneşe döndü. Böyle baharı. ...karşılamanın o cıvıl cıvıl hali var İstanbul'da. Ben de o duygularla stüdyonuzdayım. Size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi bizim sabah yayında başlangıcımız da öyleydi. Mis gibi bir bahar kokusu var İstanbul'da. Şimdi mevsim böyle. Peki sahanın mevsimi nasıl? Sahanın <laughs> atmosferi nasıl? Onu da sizden dinleyelim. Evet. Açıkçası ben şöyle diyorum. Helalleşme gibi bir duygu var içimde İlker Bey. Yani... 5 yıl görev yaptık ya da neredeyse 5 buçuk yıldır bir deneyim yaşıyoruz aslında İstanbul'la. Düşünsenize işte bir büyük şehir adayı oldunuz, seçimi kazandınız. Hiç beklenmedik bir sürpriz gibi algılandı. Seçim iptal edildi. Türkiye tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşanıyor büyük ve gerçekten kötü bir anı, çok kötü bir anı. Bunu milletimizin unutmaması lazım. Bu milletimize yapılmış bir ...antidemokratik bir hamle... ...demokrasiye vurulmuş bir darbe... E ...sonra milletimizin o... ...coşkulu halini yaşadık ve... ...23 Haziran'da... E, ...olağanüstü bir farkla... E, ...yine seçimi kazandık ve millet... ...millet aslında... E, ...el koydu işe yani olumsuzluğa... ...hani demokrasiye yapılan darbeye... ...millet el koydu... ...ve e, bu aslında demokrasi bilincinin... E, ...ulaştığı en... ...yüksek zirve gibi görüyorum... ...o 23 Haziran'daki ortaya konan hamleyi o bir demokrasi bilincinin toplumda yerleşmiş Türkiye'de bu topraklarda neredeyse 200 yıllık demokrasi mücadelesinin aslında genine yerleşmiş halinin ortaya çıkmış sonucu gibi görüyorum 23 Haziranı ve o günden bugüne böyle gelen akışla şu anda milletimizin huzuruna çıkan bir Ekrem İmamoğlu var. Ve anlatıyor yaptıklarını. Başardı diyoruz. İstanbul başardı diyoruz. 16 milyon insanımız başardı. Hem de daha önceki 5 yıllarla kıyaslandığında çok daha az bir bütçeyle başardı. Çünkü zor bir 5 yıl geçirdik. Paramız eridi. Maliyetler çok çıktı. Enflasyon şişmiş durumda. Ekonomi kötü. Gelirler çok düştü. Bütün bunlar kamuya da yansıyor. 2 e yıla yakın pandemi geçirdik. Ülkemiz bir deprem ne yazık ki depresyonu yaşadı. Bunun bir yarattığı etki var ama bütün bunlara rağmen çok iş yaptık. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu helalleşme duygusunda inanılmaz pozitif bir saha yaşıyorum İlker Bey. Ve hani şöyle diyorum ben dört kendi seçimim var benim. ilçe, iki büyük şehir ve bu. Bu dördüncü seçimim aslında şahsi olarak. Gördüğüm en pozitif sahayı yaşıyorum. 15 seçim olmuş 2009'da siyasete dahil olduğum an itibariyle ülkemiz çok seçim yaşıyor. Onları da sayarsak en pozitif saha <laughs> yani biz... Ve bu seçim diğerlerinden farklı diyorsunuz. Evet yani... Onun farkını şu, da bir anlatır mısınız? Fa yani farklı e şöyle milletimize bakıyorum göz göze gönül gönüle bir vicdan muhasebesi var, bir tebessüm var, bir hoşgörü var, olumsuz çok az... ...şeyle karşılaştım... ...açık ve net söyleyeyim... ha ...bu beni çok mutlu ediyor... ...sanki biz gönülden bir helalleştik... ...ama tabii ki helalleşmenin... ...yeri... ...sandıktır... ...onu da biliyorum 31 Mart... ...umuyorum orada da bir sağlam... ...bir helalleşmeyi yaparız... ...vatandaşlarımızla... ...ve ben de ekibim adına... ...90 bin İBB çalışanı adına... ...hizmet eden... ...siyasi yol arkadaşlarım var dostlarım var, meclis üyesi arkadaşlarım var, birçok kavram var. Her biri adına böyle bir teşekkür ederiz milletimize diye umut ediyorum 31 Mart'ta. Ya bu seçim farklı İlker Bey. Çünkü yani bu seçim aslında İstanbul'da çok çok farklı. İstanbul bir tehdidin eşiğinde. Yani biz aslında tehdide dur dedik 2019'da. İstanbul her tarafından çekip çekiştirilen bir şehre dönüşmüştü. İstanbul'da ee, ay yok ki hiçbir meclis yok ki koridorlarında onlarca parselin imarını artış dosyaları gezmesin ya da birileri imarını çıkarmak için oralarda dolaşmasın ee, bir başka boyutuyla ihaleleri yapılmış ama metrolara başlanmamış bir ihmal ve israf döneminin e, tavan yaptığı bir süreç yani ihmal ve israf çok önemli bir de ben bunun yanına ihanet ekliyorum bakın ihmal, israf, ihanet. İhanet nasıl ihanet? Yani şehrin e, en sağlıklı alanlarıyla uğraşmak. Tarihsel yapı bakın şurada güzel bir manzara gösteriyorsunuz. Evet. Tarihi yarımadayı size hissettiren bir manzara gösteriyorsunuz. Bir tarafta Sultanahmet Camii, bir tarafta Ayasofya Camii, öbür tarafta Beyazıt Camii. Bu tarafa dönseniz diğer camileri görürsünüz. Şimdi şu silüetin bile içinde o kadar ihmal. Bakın yüze yakın noktasında e, emeğimiz var şu anda e, burada ve mesela şu iki burcun arasında gördüğünüz e, yedi Kule Gazhanesi'nin içerisindeki e, eski sanayi yapısının ortaya çıkmış hali o kent müzesi olacak. Şu anda yeni görmeye başladınız onu. Çürümüş haldeydi. Her yerini iyileştiriyoruz. O ihmal ortadan kaldırıyoruz. İsraf derseniz Bütçe parça olmuş. O bütçeyle, o koca bütçeyle bakın kamudan destek alınıyor. E, arazi satışları yapılıyor. Bunların hiçbirisi yok bizde. Kamu bütçesi sıfır. Arazi ya da bir takım arsa satışları bizim dönemimizde üçte bir, beşte bir seviyesine indi yıllara göre. Bütün Ama bu bunlara işte rağmen de hiç engelleme olmadı söylendiği gibi değil diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri e, değişti. Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı ee, ne konuşuyor, nereden bilgi alıyor? Artık ben sorgulamayı bıraktım yani. Hani e, ucunu aramıyorum bile. Bütün bu o ihmal, israf ve ihanet kanal meselesi. Ya Atatürk havalimanını bile çarçur ettiler. Bakın bütün bu işlerin var olduğu süreç içerisinde biz 2019'da geldik ve aslında İstanbul derin bir nefes aldı, bir kendine geldi. İyileşme dönemi başladı, İhya dönemi başladı, ee, restore edilen bir kent haline geldi. Bir de yatırım yapılan, icraatçı bir İstanbul oldu. Bir de bu dönemin en büyük ruhu aslında bir dayanışma ruhu doğdu. Bütün bunlar var ve gelişiyor. İstanbul bir rota çizdi kendine. Metroda bir rota çizdi, ulaşımda bir rota çizdi, dayanışmada bir rota çizdi. Artık çocuklar şehrin gündeminde. Kreş var, eve giden süt var, anne bebek desteği var. Anne bebek kartı var yeni doğan bebek desteği var. Hatta evlilik desteği var. Bakın çocuk gündemde, genç gündemde 100 bin burs var. Bütün bu hizmetler, kadın, o kadar kadına dönük yatırımlar var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki istihdamdan yönetici seviyesinde art, olan 4-5 kat artışa tutun. İstanbul'da kadına dönük eğitimler, kadına dönük öncelikler, istihdamda İstanbul'da 200 bine yakın insana iş bulan bir sistemin kurulması gibi bütün bunlar İstanbul'da bir dönemi var etti. Şimdi ise bir sıçrama zamanı yani İstanbul adına bir sıçrama ve bunun kesintiye uğramaması zamanı. Peki karşımızda ne var? Onun için kritik bir seçim İstanbul. Karşımızda şu var: talimat verirse imza atar. Ne yap derse onu yapar. Yapma dediğini yapmaz. Bir kişi talimat verir o da imzalar. Kim o rakibimiz? Rakibimiz zaten İstanbul'la çok da alakası olmayan, İstanbul'un ruhunu bilmeyen, İstanbul'un geçmişini bilmeyen, İstanbul'un hassasiyetlerini bilmeyen ve bugüne kadarki performanslarıyla gerçekten İstanbul'a ve Türkiye'ye zarar vermiş bir zihniyetin temsilcisi. Böyle bir yapıda İstanbullu İstanbul'a muhafızlık yapacak. İstanbullu benim 16 milyon olarak benim istediğimi yapanı seçme refleksini ortaya koyacak. Benim derken İstanbul'un her bireyinden oluşan o koca bir İstanbullu kimliği. 16 milyon insan. Bakın oy veren vermeyen demiyorum. İstanbullu diyorum, 16 milyon diyorum. Ama e, karşımızdaki akıl oy veren bile değil. Bakın oy veren bile değil bir kişi. Yap derse yapacak, yapma derse yapmayacak. O, Bakın, ya bu, bu yüzden mi siz Kanal İstanbul'la ilgili cümlelerini yeterli ve samimi bulmuyorsunuz Murat Kurban? Yeterli değil. Tamamen yetersiz ve ne yazık ki gerçek dışı. Yani şimdi şöyle düşünsenize İlker Bey. Siz burada şimdi e, yayıncısınız. Türkiye siyasetini takip ediyorsunuz. Meseleyi şöyle görün. E, aday diyor ki Türkiye İstanbul'un gündeminde olmayan bizim de gündemimizde yok. Söze bak şimdi. Ya bu ne evet mi hayır mı? Yani ne demek bu? Ee, bunu diyor. Kalkıyor aynı anda. TOKİ ihaleler yapıyor o bölgede. Şehircilik Bakanlığı açıklama yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı açıklama yapıyor. Bakanlığın gündeminde var ama. E, hepsinin gündeminde var. Daha ileri gidiyorum. İstanbul'daki il başkanı diyor ki onlar zaten bakanlığın projeleri. Onlar bakanlığı ilgilendirir. Ee, i̇şte Murat Kurum Sayın kurum İstanbul'la ilgili gündem olmadığı için İstanbul'un yatırım olmadığı için böyle söylüyor. Ya bakın seçim günü geldi. Çıkıp da mertçe ya biz kanalı yapacağız diyemiyorlar. Niye biliyor musunuz? Neden? Bunlar seçilmek için her yol mübahtır anlayışının fertleri. Seçilmek için her yol mübahtır. Seçilmek için yalan mı konuşmak gerekir? Yalan konuşurlar. Kumpas mı yapmak gerekir? Kumpas yaparlar. Seçilmek için iftira mı atmak gerekir? İftira atarlar. Seçilmek için kaset mi yapmak lazım? Kaset yaparlar. Film mi çekmek lazım? Film çekerler. Film mi çevirmek lazım? Film çevirirler. Bakın bunları yaşadık biz. Peki o zaman yani, bir Almanak halinde e, bir hatırlatayım. Yani sandığa iki gün kala bir özetleyecek olursak hararetli bol polemikli bir e, sürecin de içinden geçiyoruz. O kampanya döneminde e, aklınızda en çok ne kaldı mesela? Neyi unutamayacağım e, diyeceksiniz. Şimdi oy yoksa hizmet yok şeklinde anlaşılan açıklamalar mı? Kent lokantaları ile ilgili rakibinizin sözleri mi? E, sekiz adımı mı metrolarla ilgili? E, malınıza sahip çıkın sözünü mü? Ya pek çok polemiğe de neden evet. olacak başlıklar bunlar. Ee, bakanların sahada olması mı? Ee, siz 17 artı bir ben tek çıkışınız mı? Ee, sonra bay ekran açıklaması mı? İşte kaset, kumpas, huyu olmuş dediniz. Bu yaşananlar mı? Köfte atışması Hangisinden mı? Hangisinden <laughs> ya Bakınız şöyle. Şimdi İstanbul'a kabine gelmiş. Ben bazen espri yapıyorum. Çocuklar afiş tutuyor böyle 9-10 yaşında çocuklar. Ee, İmamoğlu'na karşı kabine diye ya da kabineye karşı İmamoğlu diye Ben de diyorum ki kabine kim diyorum böyle bakıyor çocuk tamam mı kabine kim Şimdi e, Bakanlar İstanbul'da e, Geliyorlar çıkıyorlar sağda solda oy istiyorlar ve gerçekten önemli bakanlıklar bakın açık Söyleyeyim itibarlı insanlar var içlerinde Benim itibar ettiğim en azından benim muteber gördüğüm ama ee, öyle bir puan kaybettiriyorlar ki kendilerine değil, o benim umurumda değil, şahsi puan kayıpları. Onu kendi düşünsün, ailesi düşünsün. Ama e, siz bir kurumu temsil ediyorsunuz. Yani i̇şte kurumu önemli temsil bakanlıklar. Etmek için mi <laughs> Çok güzel. Evet, kurumu temsil etmeye kurumu temsil etmeye gelmişler. Doğru söylüyorsunuz. E, ee, tabii ben bakanlık grubundan bahsediyorum. Onlar Murat kurumdan bahsediyorlar. Güzel. Günün başlığı oldu. Grubu temsil etmeye gelmişler ama tabii milletimiz şimdi düşünelim. Dış İlişkiler Bakanlığı. Ya o kadar önemli bir e, mevzi ki yani. Bunun İstanbul'da propaganda yapması hicap verici bir durum. Yani. Hicap duyulur. Yani bu ayıp. Veya İçişleri Bakanlığı'nın Amigo gibi mikrofonu eline alıyor. Ya kime hoş görünmeye çalışıyorsunuz? daha farklı bir boyutu var. Şimdi seçim güvenliği İçişleri Bakanlığı sahası. Allah'tan yani bu ülkenin bu kadim devletin bir devlet geleneği var. Yani orada liyakatli emniyet yöneticileri var, jandarma yöneticileri var, komutanlar var, müdürler var, amirler var, polislerimiz var da iş bunlara kalmıyor. Yani Allah'tan iş bunlara kalmıyor. Amigolukları kendileriyle o sahnede kalıyor. O bakımdan yani gidin görevinizi yapın. Ve bakanlıklar ilk defa bu kadar boşalarak İstanbul'a akmış. Bir başka boyutu, e Sayın Cumhurbaşkanı burada. Yani bu 2019'daki seçimlerde de aynı şeyi yaşadık. Bugün aynı filmi izliyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben aday olsam, onların adayını yerinde olsam buna şiddetle karşı çıkarım. Şiddetle karşı çıkarım. Zarar mı verdiler? E, tabii hocam. ki zarar. Yani şöyle düşünün. Bu bir zayıflık göstergesi. Yani sen yetemiyorsun, sen mücadele edemiyorsun. Biz toplandık, 17 bakan geldik. Başkaları da var, girmeyeceğim o detaylara. Yani girmeyeceğim bürokrasinin detaylarına falan. Toplandık, geldik. Ekrem İmamoğlu ile sen mücadele edemiyorsun, biz buradayız. Yetmedi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı istedi, o da geldi. E buyurun gelin, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Yani ama bu milletin derin bir vicdanı var. Bunu ölçemiyorlar. Çok can yakıcı bir şey. Yani bu milletini tanımamak, milletinden uzaklaşmak herhalde böyle olsa gerek. Ben ben mesela gidiyorum ve bunları bir yani bir tabii ki bir üzüntü var içimde. Yani dediğim gibi neye üzüntü var? Benim devletimin geleneğine yapılan kötülükler anlamında üzüntü var. Hatırlarsanız geçmiş sistemde yani İçişleri Bakanlığı. Adalet Bakanlığı, istifa ederler. Ulaştırma Bakanlığı istifa ederler. Niye? Ulaştırma seçimle ilgili iletişimden sorumlu vesaire. İşte örneğin işte İçişleri Bakanlığı güveninden, Adalet Bakanı diğer hususlardan sorumlu. Ya bütün bunlar sahada oluyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda ses çıkmıyor. Yani Yüksek Seçim Kurulu izliyor. Bakın bunların birçoğu Yüksek Seçim Kurulu'nu ilgilendiren hatları var. Yani bugün devletin kurumu TRT, Hani başka şeyler var dedim. Hani buna değineyim en azından. Şimdi Neşe'de Now TV ekranlarındayız. Buna değineyim. Kaç Ek saniye oldunuz, yer aldınız? Ya ne, ne saniyesi? İlker Bey bırakın saniyeyi. 5 yıla dönün. Ekrem İmamoğlu ile ilgili arşiv araştırması yapın. Yarın diyelim ki bu niteliksiz, bu liyakatsiz. Ee, diyelim ki değil inşallah öyle olacak. TRT'nin yönetimi gitti. Liyakatli, ahlaklı, dürüst, adil insanlar geldi ve TRT yönetiyorlar. Dediler ki ya şu 5 yıla bir bakalım ya. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir haber var mı? Haber bulamazlar. Ha kötüleyici, karalayıcı bulurlar. Ama mesela Dudullu Bostancı metrosu açılmış ya. 600 650 milyon euroluk yatırım. Acaba onunla ilgili bir şey yazılmış mı? Avrupa'nın en büyük şey atık yakma tesisini açmış. Ekrem İmamoğlu acaba onunla ilgili bir şey var mı diye Tarasalar Arşivi Ekrem İmamoğlu ile ilgili tek bir cümle bulamayacaklar. Bu nasıl bir yayıncılık? Ya benim param. Yani e, atıyorum e, işte Sultan Ahmet köftecisinin sahibinin parası. Bilmem ne köftecisinin işte e, İnegöl köftecisinin parasının şey e, sahibi köfteciye den vuruyorum ki e, kıymeti Kö, köfteci anlaşılsın. Köfteci polemini bir geçiş e, olacak galiba. <laughs> Hayır bunu niye söylüyorum? Esnafın ya esnafın cebinden çıkan para... Emeklinin cebinden çıkan para, memurun sizin benim cebimden çıkan parayla maaş alacaksın. Milyarlarca dolarlık bütçe yöneteceksin TRT'de. Seçim döneminde bir saniye bile ekranda göstermeyeceksin. Haber verme özgürlüğünü yani haberi ulaştırma özgürlüğünü kısıtlayacaksın. Ve orada TRT'nin başında olacak. Ama ben TRT'ye kızmıyorum. Ben buradan yüksek seçim kuruluna buna müdahale etmediği için de çağrımı yapıyorum. Siz süreci yönetemediniz şu ana kadar umuyorum 31 mart günü yönetirsiniz. Peki buradan bir de e, malınıza sahip çıkın diye bir seslenişi oldu. <laughs> bu da bu da aslında Hani o kurumlar öyle mi gözlemleniyor acaba? Bakınız. Bu da aslında İlker Bey İstanbul'un az önce anlattığım bu seçim, farklı seçim dediğim o önemli manşetin bu seçim farklı seçim çünkü İstanbul'u malı görüyorlar. Malı. Yani malına sahip çık Nedir o? Bakanlığın yaptığı metro. Ben de dedim ki herhalde sayın kurumu seçimden sonra oraya güvenlik şefi atayacak yani. O U, U tabelası olan iki metronun güvenlik şefi atayacak. Şimdi malına sahip çık Allah aşkına. Biz diyelim İstanbul'da 65 kilometre metro açtık. 62 tane istasyonu var. Daha geçenlerde Çekmeköy, Sancaktepe, Samandıra bölümünü açtık. İnsanların mutluluklarının. E, görüntülerini izliyorum. Ben de bahtiyar oluyorum. Ataköy iki telli metrosunu açtı. Keza oralarda da. E, şimdi bu metrolar kimin İlker Bey? Milletin malı ya. Yani ben diyeceğim ki bir genel müdürüme veya oradaki daire başkanına veya genel sekretere. Ey genel sekreter malına sahip çık. Ya Ya milletin malı. Ekrem İmamoğlu'nun değil. Bir partinin asla değil. Ya parti hizmet için araç. Sevgili İlker Bey, bunlar, bu anlayış, e, partiyi kutsallaştırma anlayışı, partinin başındakini kutsallaştırma anlayışı. Ben de diyorum ki, bizim kutsalımız net. Bakın, mübarek Ramazan ayındayız. Kutsalımız var. Her insanın inancı kutsaldır. Bakın, artı müşterek kutsalımız var. Evet Bu, bu cennet vatanında yaşayan herkesin vatanı kutsaldır, bayrağı kutsaldır, manevi değerleri kutsaldır. Milli değerleri kutsaldır. Ama parti dediğiniz hizmet için bir araçtır. Hizmet için bir araçtır ve oradaki yönetim o hizmet için araç olan kurumsal yapının önündeki insanlardır. Bunlar biat. Buyruk diyor ya buyruğumla diyor. Birisi görevden ayrılacak gidecek beni affetti diyor ya affetti ayrıldım diyor. Böyle bir şey olur mu? Ya hangi devirde yaşıyoruz? Dedim ya 2019'daki seçimin iptal edilme meselesi. Evet. Ve dedim ya 200 senelik demokrasi bilinci, genetiği vatandaşlarımızda açığa çıktı. O genetik, o bilinç bu zihniyetin hükmü altına girmiş bir avuç insanın ruhunda, bedeninde yok. Ben de diyorum ki ben benim çocuğum, benim evladım özgür bir şehirde yaşamalı. Üç evladım var ama ben bir babayım ama Allah hepimizinkini bağışlasın. Ben aynı zamanda bu şehrin belediye başkanıyım, şehre eminiyim. O zaman ne diyorum biliyor musun? Bu şehrin her bebesi, her evladı, her çocuğu bu şehirde özgür olmalı. Her genci bilinciyle, fikriyle özgür özgür ve özgün olmalı. Kendi yetenekleriyle, yaratıcılığıyla. Yani o e, e, öyle bir özgürlük, öyle bir özgünlük ki mücadele edersem olur. Doğru istersem karşılık bulur ya da ortak bir mücadelede bir ortak akıl mekanizmasına bir şey taşırsam bu karşılık bulur diyeceği bir sistemin İstanbul'da olması gerekir ki benim çocuğum e, tam da işte fikri hür, e, vicdanı hür, irfanı hür kimliğinin e, karşılığı olan bir e, şehirde yaşasın. Ben bunu çocuklarım için istiyorum ama en az o kadar bu şehrin bütün çocuklar için istiyorum. Herkesin çocuğu. Tabii için ki bu şehrin her çocuğu bu şehrin her çocuğu kimsenin hükmü altında değil, özgür iradesiyle bu milletin eşit ve hür bireyi olduğunu hissedeceği. Bu şehrin gençleri bakın eşit ve hür bireyleri olduğunu hissedeceği. Liyakat zincirinin asla bozuk olmadığı. Bunun en güzel simgesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu. Her açıdan, her yürüdüğü yol açısından bunu ispat eden bir yolculuk tarifi. O bakımdan ben bu mekanizmayı e, kesinlikle reddediyorum. Karşısındayım. Onun için bu seçim başka bir seçim. Onun için işte az önce söylediğimiz benim malım, işte malımıza sahip çık, malıma sahip çık, malına sahip çık lafı değil kardeşim ya. Değil yani. Bu artık zaten milletin zihninden kaynım, kaymaya gitti. Artık bizim milletimiz şunu görmek istiyor. Geldi bir belediye başkanı. Hepimizin belediye başkanı ya. Partizanlık yok, particilik yok. İlk Ama tüm, be, ben yani sizin yaklaşımınız böyle e, iken çıkarken böyle söz anlatıyorsunuz. verdim zaten. Yani. E, bu kampanya sürecinde en çok şaşırdığınız, en çok üzüldüğünüz, belki güldüğünüz, kırıldığınız e, çıkışta, açıklamalarda olmuştur. Mesela 8 adıma ne dediniz? İşte. Köfteye Kent e, lokantalarına siz e, nasıl bir hissiyatla yaklaştınız? E, şimdi Kent e, lokantası meselesini küçümseyen insanın hmm. Ee, toplumun hiçbir hissiyatından, ihtiyacından haberi yok demektir. Kent lokantası şu ana kadar 3 milyona yakın insanı misafir etti. 3 milyona yakın daha 14. şubesini yeni açmamıza rağmen. Dün akşam. Daha bir yıllık bir yıllık geçmişi olmamasına rağmen bir yılı biraz açtı. Şimdi böyle bir yapı sana şunu göstermeli. Bu insanlar niçin oraya gidiyor? Zevk için mi gidiyor? Ben bu şehrin ve bu şehrin insanlarının yoksulluğunu konuşmaktan zevk mi alıyorum? Ben zenginliğini konuşmak isterim. Daha çok girişimciliğini, yaratıcılığını konuşmak isterim. Ama bu ülkede yoksulluk var kardeşim. Emekli 10 bin lira maaş alıyor. Şimdi o emekliler de aynı zamanda şunu işittiler. Hani yetmiyorsa her şeyi devletten beklemeyin. Domates satın, simit satın, su satın. Böyle Dolayısıyla... bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Ya da ya ne verelim ki ne verirsek eriyor. Vermenin anlamı yok. Hani ne verirsek eriyor Hiç bu ekonomide. Yok. Sorun kim? Suçlu kim? E dediniz 8 sene önce ben ekonomistim, ekonomiyi biliyorum dediniz. Ne geldiyse başımız. ondan sonra geldi. Ve o günden bugüne ara atadığınız liyakatsiz insanlar ekonomiyi perişan etti. Şimdi düzeltmeye çalışanın bile aldınız Ankara'dan getirdiniz. İstanbul'da seçim propagandasına kattınız. Daha ne olsun? Sevgili İlker Bey bakın. Emekli meselesi acı bir mesele. Pendik'te dolaşıyoruz. Tarık Balyalı kardeşimle orada çok güçlü bir adayımızdır. Bir emekli geldi. Böyle bir esnafın yanından çıkarken dur başkan dedi. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben dedi bu halimle emekliyim ben dedi. 74 yaşındayım. Ben bu halimle dedi 5 evladım var. 5 evladıma 5 daire yaptım dedi. Ama şimdi dedi ayda 10 bin lira alıyorum. Beni 5 evladıma bu devlet e, mahkum etti dedi, onlara muhtaç etti dedi. Utanç duyuyorum dedi. Bu ne kadar ağır bir şey biliyor musunuz? İlker Bey bir baba için, bir dede için çocuklarına, torunlarına e, harçlık verememe. o kadar ağır bir mesele ki. Bir anneanne için, bir babaanne için. Ben de diyorum ki sen bunu hissetmiyorsun. O dedeler, o babaanneler kent lokantasına gidiyorlar. Gidiyorlar parasıyla. 40 liraya veriyor, 4 öğün yemek yok. Parasıyla onurlu. Biz her şeyi onurlu bir biçime dayandırmaya çalışıyoruz. Bakın bedava vermek değil, onurlu. Parasını veriyor kardeşim. Bir, bir hususun da altını çizmek isterim. Kent lokantasından diğer hususa da geçeceğim ama şunun altını çizmek isterim. Bir anlayışı daha değiştirdik biz. Askıda faturayla. Milyonlarca insana değen desteklerimizle. Nakit desteği var, 650 bin anne kartı var, 100 bin öğrenciye burs var, 300 bini buldu toplam öğrenci sayısı 5 senede. 100 bin öğrenciye burs var, birçok konu var. Yeni vaatlerimiz var ama mesele şuraya oturdu. Millete ait olanı millete veriyoruz. Ben, ben vatandaşlarıma diyorum ki ey vatandaşlarım sosyal devlette yönetim sizin konforunuzu sağlamakla yükümlü. Konfor dediğim şu eğitim, Güvenlik, sağlık, ekonomi, geçim bütün bunlar. Siz eğer bugün zor durumdaysanız 10 bin lira emekli maaşına ee, mahkumsanız, niye mahkumsanız diyorum biliyor musunuz? Bunlar iktidara gelmeden o günün asgari ücretini, o günün en düşük emekli maaşıyla oranını çarptığınızda bugünkü asgari ücreti yaklaşık bir buçukla çarpmanız lazım. Ve bugün aslında 10 bin lira olan emekli maaşının 25 bin lira olması lazımken sen 10 bin lira alıyorsun. Buna mahkumsanız bu devletin ekonomisinin kötü yönetilmesinin sonucudur. Dolayısıyla sosyal devlet sizi yoksullaştıran bu sistemi düzeltmek zorunda. Düzeltemiyorsa bir süreliğine sizin eksiğinizi kapatmak zorunda. Biz de belediyeler olarak bu kötü ekonomiyi yöneten hükümetin bu yarattığı ortam gereği İstanbul'da yaşayan insanlarımıza desteğimizi arttırmak zorundayız. Altı katına çıkarttık. Yani çocuklar, kreşler, anne kart hepsi yeni nesil işler. Peki altı katına zevkten mi çıkarttık? Milletimizin ihtiyacı var, talep var. Kent lokantasını zevkten mi çıkarttık kardeşim? Peki biz bunu veriyoruz. Ben dün de söyledim ismek. Ee, Enstitü İstanbul İsmek'teki kadınlara ablalar, anneler, kardeşler, hanımefendiler oradaydı. Dedim ki bizim size verdiğimiz bu paralar sizin bize sakın minnet duymayın. O size çay atanlar var ya otobüsten o değil anlayış. Biz arka kapıdan size çay veririz siz görünmeyin diye. Çünkü bizim kusurumuzla sen muhtaç hale geldin. Hükümetin kusuruyla sen muhtaç hale geldin. Biz sana milletin parasını veriyoruz. Milletin parasını ha bize teşekkür edebilirsin. Görevini yerine geldin. Aferin. Teşekkür ederiz. Ey yönetici diyebiliriz ama bize minnet duyma. Devletin devletin şu anda hükümetin aklı şu. Bana muhtaç olsunlar. Ben o muhtaçlık üzerinden oy devşireyim. Et ve süt kurumunun önüne gidiyoruz. Ya, ee, aynen öyle sabahın dördünde. Sabah erken saatlerde e, kuyruğa girenler var. E, haberleştirdiğimizde e, o anda orada Olmaz. bulunan kişiler, mikrofonu uzatıyoruz. <laughs> Yüzünü saklayan var, göstermek istemeyen var. Belki evladına, belki komisyona göstermek istemeyen var. Bu görüntüler gerçekten öyle yaralayıcı. Ya bir de üstüne üstlük. Yani kent lokantası üzerinden Ekrem İmamoğlu'nun köfteciliğine laf atıyorsun. İlker Bey. Ben 6-7 yaşındayken anneannemin, babaannemin, toprağı bol olsun babaannemin, anneanneciğim sağ 95 yaşında bunların pazara annemin yaptığı fasulyeyi sırtımda taşır 8-9-10 yaşında satışına yardımcı olurdum. Sonra evet köftecilik yaptım, inşaatta çalıştım, amelelik yaptım, inşaat malzemesi dükkanında malzeme sattım. Ve daha sonra bu lokantalar açtım, bir sürü lokantam oldu, inşaat işimiz vardı ayrı. Yüzlerce daire satıyordum, o ayrı ama bura ayrı. Ben bir de gidip kasada da durmuyordum. Yani eksik mi var? İnan mutfağa iniyordum, bulaşık yıkıyordum. Bunu benim ustalarım hala sağdır yani tanırlar beni. Çalıştırdığım komiler sağ, çalıştırdığım garsonlar sağ, gelip sarılırlar bana farklı yerlerde. Ne bileyim usta nazlanırdı, Gittim kalktım Trabzon'a Akçabat'a Akçabat köftesi yapmayı öğrendim ben. Geldim kendim köfte yoğurdum. Bunların hepsi nasıl bir hayat dersi biliyor musunuz? Ben Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul esnafını anlatan bir kitabını tavsiye ediyorum kurumu okusun. Esnaflık hani azıcık esnaf ol derler. Yani anlayışlı ol, ağır ol, efendi ol, bilgili ol. Yani esnaf ol. Hani esnaflık başka bir yerdir. İstanbul'un geçmişinden bugüne esnaflığın ne olduğunu bilmediği için böyle konuşuyor. Keşke bilse, keşke öğrense. Ben hayatımın en derin okullarından birini o e, aşamalarda yaşadım ve geçirdim. Ve onun için insanlara bakarken ben bir esnaflık ruhuyla var. Onun için diyorum Allah'ım ben iyi ki beni babam almış 6 yaşında dükkanı kepengini açtırmış. İyi ki 21 yaşında o lokantayı açmışım. İstanbul'un ilk Akçabat köftecisini açtım. İyi ki yani inşaatlarda iyi ki bütün bu sorumluluk duygularıyla ben bugün buradayım. Recep Tayyip Erdoğan da ağırladınız. E, Recep Tayyip Erdoğan da ağırladım. Bir sürü insan da ağırladım yani ama yani bunu niye anlatıyorum? Bu esnaflığı bile kavrayamamış. Kalkmış bir de yani köfteciliğimizde bir de daireleri gitmiş. Kantinciliği de basit almış. Yani kantinciler bile bana mesaj yazdı. Yani bu, bu çok ayıp. Bu nasıl böyle bir şey denir diye. Lafın nereye gideceğini bile bilmiyor. Bu kadar uzak. O bakımdan hani ben e, esnaflık bir de nasıl bir şeydir biliyor musunuz İlker Bey? Hani esnaflık bazen bir mahallede bir din adamı kadar değerlidir. Bir öğretmen kadar değerlidir. Bir bilim insanı kadar değerlidir. Orada bir abidir, abladır. Ya yani biliyorsunuz geçmişte hepimizin bakkalı vardır, hepimizin e, mahallesinde bir Ferasını fırını vardır. Ben babandan alırım, babandan alırım. alırım. Ya yani bu gönderir. hani iyi esnaf olmak. O o tedrisattan geçmek o, bir o bir şey gibi kültür hani yüzlerce yani ahi evrenden bu tarafa gelen yüzlerce yıllık bir gelenek esnaflı bunu bile bilmeyen bir aday. Hani ben bunu di diyecek şeyde değilim artık ama üzülüyorum. Hani valla beş dönem kabinesi gelse yetmez yani. Peki şimdi her meydanda işte belediye başkanı adayları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin her meydanda da şunu söylüyorsunuz. Eee kazanma iddianızla birlikte belediye meclisini de istiyorsunuz. Şimdi o belediye meclisini neden istiyorsunuz o belediye meclisini istediğinizde acaba bugüne kadar yapmadığınız neleri başarabileceksiniz yapamadığınız neleri başaracaksınız şimdi hemen bir bakalım ilçelere ilçelerdeki adaylar Ekrem İmamoğlu yarışa giriyor aynı zamanda İstanbul'un ilçelerinde de 39 ilçede isimler bu şekilde arkadaşlarınız bunlar yarışa evet. girdiniz ve mecliste evet. de hepsini görmek istiyorsunuz evet. sürpriz beklediğiniz ilçeler de var ne dersiniz bu tabloya Açık söyleyeyim, e, Hani il başkanımızın e, İstanbul'daki partimiz adına yaptığı e, hem liderlik hem iyi organizasyon çalışması. Elbette bizim 5 e, yıldır biriktirdiklerimiz, e, ilçelerdeki ölçümlerimiz, verilerimiz, bütün bu hususlar üzerinden çok rasyonel tercihlerle arkadaşlarımız buraya dizildi. Bakın her arkadaşıma şunu söylerim, kendi adıma da söylerim, benden daha iyisi yok mu? Vardır. Bu memleket de öyle zengin bir tarladır. Sizden daha iyisi yok mudur? Vardır. Onun için şunu bileceksiniz. Ben en iyisiyim asla. Kibiri kapının dışına. Özgüveniniz olsun ama en az özgüven kadar, en az tevazunuz olacak. İnsanlara yaklaşımınız, insanlarla. Çünkü siz bir kamu hizmetine talipsiniz. Siz bir belediye başkanlığına, şehre emin olmaya talipsiniz ki içinde çok deneyimli dostlarımız da var. Dolayısıyla yani şu tablodaki her arkadaşım çok nitelikli, çok kimlikli, yerel bakın büyük çok e, yerel kimlikler, çok yerel duygular olan o yerelliğin içinde oradaki insanlarla bağ kurabilecek nitelikleri, kimlikleri olan insanlar kapsayıcı ülkemin fotoğrafı bir tek eksik daha fazla kadın e, için çalıştık ama yani bugün kazanacak yerde olan dört kadın adayımız var ve iyi de bir efor ortaya koydular. Bunu düzeltme gayretimiz oldu. Daha da iyisini yapacağız. Kadın meselesini yani. birazdan. Ee, Ekrem İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'yla mücadele etmek kolay değildir diyor yakın ekibi. Yalnız bir kişi var Ekrem İmamoğlu'yla başa baş mücadele edebilen birisi. <laughs> Kadın meselesinde az sonra sürpriz olsun. Ekrem İmamoğlu'na e, kendisi de soracak. Artık hesap mı sorar? Eyvah. E ne sorar? Eyvah. E onu da e, kendisine bakalım. yöneltmiş oluruz. BDM'sini istiyorsunuz. Neden evet, istiyorsunuz niye belediye istiyoruz meclisini? Şundan. Ee, bakınız ben e, şunu ayırt etmem. Yani Belediyemiz hepsiyle bir çalışalım. Hangi parti olursa olsun. Ee, bazen öyle bir başlarsınız ki kendi e, partinizin mensuyesi de size muhalefet yapabilir. Yapmalıdır da. Buna bakmam ben ama az önce anlattığım merkezden idare, talimatla süreç yönetme anlayışı yani köşeye sıkıştırma. Ya biz ekmek büfesi dağıtmak istedik İstanbul'un her köşesine aylarca engellendik meclisten ya aylarca. Şaka gibi yani. Üsküdar'da belediye araçlarını ya, hatırlıyoruz. Elgelledik. Daha sonra koyarken AK Partili belediyeler engelledi. Ya bunun gibi daha birçok şey. Meclisten karar aldılar. Örneğin ya biz biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür merkezi karar aldık. Bu kültür merkezini kendilerine ait, yani kendi siyasi partilerinin belediye başkanı olduğu ilçenin ilçesine vereceğiz. Hatta ben espri yaptım. Ya Saraçhane'yi de verin Fatih. Fatih Belediyesi'ni o kullansın dedim. Böyle saçma sapan seviyelere taşıdıkları bir süreci bize yaşattı. Ben onun için diyorum ki elimiz rahat olmalı. Size hesap veren, size şeffaflık konusunda and içiyoruz. Zaten ilk kez İstanbul'da meclisi yaşıyorsunuz ve görüyorsunuz. Meclisi hissediyorsunuz. İlk kez bizden önce meclisin mi vardı. Meclisi veriyoruz. Başkan her anını yayınlıyor daha ileri gideyim ihalelerini yayınlıyor. Encümenini daha sıkı bir şekilde verecek. Çok daha adımlarımız var. öyle e, e, Aynen öyle. Devam bütün ediyor. bu. Bütün bu yapı içerisinde biz meclis. Onun için biz diyoruz ki ilçe ilçe belediye başkanlarımızda adaylarımızı oy verin. Yani Üsküdar'da Sinem Hanım'a verin. Adım adım yaklaşıyor ee, Ekrem İmamoğlu. Üsküdar'da Sinema e, Sinem Hanım'a Bahçeli Evler'de Gülizar e, Emecan'a verin. Maltepe'de Esin Köymen'e verin kadın adaylarımıza öncelik veriyorum. Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu'na verin. Başınıza geleceği biliyorsunuz şimdi... da ondan böyle bence. Hayır. Sinem Hanım var. Sinem Dedetaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı. Evet, yani, siz de gördünüz şimdi buradaki tabloyu. Burada yani bizim her adayımızın hikayesi güçlü. Bakın bir de hani şu hazır buraya adayları koymuşken Hı. şuna girmek istiyorum. Ee, şu tartışma benim canımı çok sıkıyor. İstanbul'da e, i̇ki noktada aslında bir e, sıkıntımız oluştu. Nedir o sıkıntı? E, ben mesela sarı yerde üzüntülüyüm. Niye üzüntülüyüm? Buyur Beraber bakayım. görev yaptığımız bir arkadaşımız e, sarı yerde e, aday olamadı diye bağımsız aday oldu. Bizim orada Oktay Mustafa Oktay Aksu. Oktay Aksu bizim arkadaşımız. Bizim adayımız Oktay Aksu. Nokta. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Oktay Aksu. Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşlığı yapmak istediği kişi Oktay Aksu. Ben nezaketle bir abilik kavramı üzerinden kendisini konuşmamda tarifliyorum. Abi masaya yumruğunu vurdu diye bana cevap veriyor. Bir dakika ne yumruğu ya? Ne yumruğundan bahsediyorsun? Kimin yumru? Yani 15 yıl görev yapmışsınız. Görev döneminiz bitti. Nasıl siz tercih edildiniz başka bir zaman? Şimdi partimiz bir karar verdi ve tercih etti. Ve siz buna e, kaç göbektir partiliyim diyen akılı e, geride bırakıyorsunuz. Başka bir akılla, başka bir hırsla sarı yere talibim diyorsunuz. Bir de benim gösterdiğim nezakete, yani bak abimsin diyorum, e, ebedi e, de aynı şekilde olacaksın deme. Abi masaya yumruğunu vurdu, bir dakika. Yumruğu vuracak kişi sen değilsin. sahibim zannediyorsun yani. Kimse ki hangi kim hangi makamın sahibi? Böyle bir şey olabilir mi? Kaldı ki 15 yıl görev yapmışsınız. Bakın avcılarda Turan Hançerli omuz omuza bizimle kampanyamıza destek oluyor. Ali Kılıç omuz omuza bizim kampanyamıza destek oluyor Maltepe'de. Etkinliklerimize katılıyor. Şerdil da başı aynı şekilde Kadıköy'de. Bu nasıl bir şey? Kaldı ki 5 yıl yapmışsınız, 15 yıl yapmışsınız. Nezaketle kırılabilirsiniz. Dökülebilirsiniz. Biz size yol arkadaşlığı Özgür Özler Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'ndan yani, da son bir çağrı e, diye bu, bir sesleniş bu oldu Şükrü kötü. Gence. Yani onun için ben mesela e, Sarıyer'de ya da e, aday olamayınca gidip başka bir partiden aday olan rakibinden ötürü mesela Eyüp Sultan'da Bülent Özmen benim nitelikli yol arkadaşım, kabiliyetli bir yol arkadaşım. Bülent Özmen'in e, Eyüp Sultan'da, Oktay Aksu'nun Sarıyer'de olduğu gibi birçok şey yani Fatih'te işte Mahir yine Polat Mahir Polat ya da birçok arkadaşımı sıralayabilirim bu, bu şekilde benim yol arkadaşlarım. Burada gördüğünüz 39 adayın tamamıyla ilgili her birisinin CV'sini anlatacak derecede başarılarını sizinle paylaşacak derecede bilgi sahibiz. Niye biliyor musunuz? Mülakatlar, görüşmeler, araştırmalar, konuşmalar her birisi. Tekrar ifade ediyorum bakın tekrar ifade ediyorum Buyurun. Hüker Bey. Daha iyisi var mıdır? Var tabii bu toplumda Ekrem İmamoğlu'ndan daha iyisi var. Başkalarından da daha iyisi var. Ama nasip kısmet süreç sizi bir yere götürür ve o saatten itibaren hele hele böyle bir tercih sahasında nezaketsizlik yapmaz kimse. Ve ondan sonra saygı duyarsınız. Bizim de başımıza geldi. Ben de 2009'da aday adayıydım. Partim beni yapmadı. Bana göre en çok tanınan kişiydim. Başka birini aday yaptı. Seçimi kaybettik. Yani örnek veriyorum. Şimdi böyle bir şey yok. Ama biz ondan sonra yine ilçe başkanlığı devam ettik, yine aday olduk. Sonra Allah nasip etti büyükşehir aday olduk. Siz de bir şekilde, bir de bazen bir yaş kemale ermiştir. Daha deneyim beklersiniz, daha daha bir anlayış beklersiniz. Tersi bir durum. Ee, ama e, ben şöyle söyleyeyim, 39 ilçe adayımıza gönül rahatlığıyla benim vatandaşlarım oy verebilir. 39 ilçede meclis listemize oy istiyoruz. 39 ilçemizde Elbette Ekrem İmamoğlu'nu oy istiyoruz vatandaşlarımızla. Ee, Ekrem İmamoğlu'yla sandık güvenliğini de konuşacağız. Yalnız az önce o konuya bir girdik çıktık. Emekliler, emeklilerin yaşadıklarını Ekrem İmamoğlu kendisi de anlattı zaten. Sokakta karşılaştıklarını. Ee, ama... Tabii ki bu süreçte kalpleri de çok kırıldı. Özellikle bir milletvekili ve onun çıkışıyla işte devletten beklemeyin her şeyi işte su satın, simit satın eskiden öyle yapılıyordu diye. Peki bunu söyleyen kişi milletvekili onunla ilgili bir haber var izleyelim. Sonra bir misafir daha. salı pazarında sohbet ederken dört kişiden üçü bu maaş soruyor. Tabii emekli maaşını soruyor. Bizim de bir şey yapmamız lazım. Domates mi yetiştiririz, su mu satarız, başka bir şey mi alıp satarız. 10 bin lira gelir getirecek de ikinci ek bir iş. 10 bin liralık emekli aileyle ayakta kalabilmek için mücadele eden emeklilere ek iş önerisi yapan MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın AK Partili belediyelerden yaklaşık 5 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıktı. Kendileri milyonlarca ihaleyi alıyorlar. Ama fakir fukarayı görmüyorlar. Millet aç, 10 milyonlar insanlar geçinemiyor. Daha önce hatırlıyorum ben 80'li yıllarda öğretmen okul bittikten sonra simit satıyordu, su satıyordu akşamları veya mesai saatleri sonunda. Almanya emeklisi Hans'ı yolluyor Edremit'e, en güzel tatili yapıyor. Hasan amcaya MHP'liler simit satsın diyor. 16 milyon emekli Hanya'yı da gösterecek Konya'yı da. Ayakkabı dükkanı var şu Aksaray'da. En fazla iflas eden şu an onun oğlu çocukları. Çocukları çalıştırıyor oraya. İş mi var? Yani ayakkabıyı alabilecek... İnsan mı kaldı? Emekli mi kaldı? Yani su satacak, simit satacak, emekli ayakkabıyı nasıl alacak da Ramazan Kaşlı para kazanacak? MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın mağazacılık ve pazarlama şirketi var. 2018'den bu yana AK ile Nevşehir, Kayseri Melikgazi ve yine AK Parti yönetimindeyken Kırşehir Belediyesi'nden yaklaşık 5 milyon liralık ihaleyle belediyelere iş elbisesi ve ayakkabı sattığı ortaya çıktı. İki dönemdir milletvekili son döneminde 10 ayda mecliste 3 kez kürsüye çıktı. Hiç soru önergesi vermedi. Hala emekliyle dalga geçiyorlar. Allah onlara vicdan versin. Ve şimdi konuğumuz Doktor <laughs> e, Dilek Kaya İmamoğlu. Az önce bir tablo gösterdik. Siyaset, siyasette kadınlar ve onların e, temsiliyetiyle ilgili e, konuya da geçiş yapacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş edelim. geldiniz. Teşekkür ederim İmamoğlu. Kapattınız buldum. ben terlemeye başladım. <laughs> ee, daha da terleyeceksiniz emin olabilirsiniz. <laughs> şimdi. şimdi birliktesiniz sağda. Ekrem Bey ile birlikte <laughs> e, o meydanı görüyorsunuz sizlerde kadın ve temsiliyeti ona sizin çalışmanız üzerinden geleceğiz. Bu cam tavan nasıl kırılır, kadınların önündeki o görünmez engeller nasıl kırılır bunu anlatmanızı isteyeceğim ama bir sahayı sizden dinleyelim mi? Siz de bize bir anlatır mısınız? <laughs> evet. Şimdi e, biz bu seçim döneminde çok farklı bir strateji aslında Ekrem Bey ile e, organize ettik. Hem Ekrem'le beraberim hem Ekrem ben de sahalarda tek başıma. E, kendi ekibimle beraber arkadaşlarımla beraber sahaya iniyoruz e, farklı ilçelere ve birçok ilçeyi beraber gezdik arkadaşlarımla e, adaylarımızla ilçe adaylarımızla beraber çalışmalar yaptık esnaf pazar e, tüm bu gezilerden tabii ki dönüşler bize göre inanılmaz güzel yani ben e, akşam eve geldiğimde ekrem'e şunu söyledim yani ben gel şöyle şöyle oldu inanılmaz işte teyzelerin sana selam var çocukların selamı var yani her yerde çok güzel karşılanıyor bu bu kesinlikle bir abartı değil gerçekten her yerde çok güzel karşılandım. Ee, ne oluyor bir Z, Z özellik... raporu mu çıkartılıyor o zaman siz böyle ayrı ayrı programları belki yürütüyorsunuz akşam evde buluştuğunuzda bir gün sonu değerlendirmesi <laughs> esnaf olarak hani Z raporu diyeyim ben de kasadan bahsetmiş olayım yazar kasadan. Bu arada Dilek'in de esnaflık deneyimi en az benim kadardır yani <laughs> Öyle mi? tabii tabii çocukluğundan beri böyle babasının tekstil dükkanıyla ile neşir bir çocukluğu vardır. Benim kadar esnaflığı bilir yani. Evet. <laughs> Aşağı değildir. Günün sonunda ne yapıyorsunuz? O Z raporu size ne söylüyor? Daha çok böyle umutlu bir süreci mi işaret ediyor? Şöyle tabii ki sağdan aldığım o karşılık, o sevgi, birlikteyiz, beraberliyiz, beraberiz o duygu inanılmaz tabii ki beni çok motive ediyor ve ne kadar güzel iş yaptığımızın karşılığını Aldığım için e, hemen tabii bunu Ekrem'e e, iletiyorum ya da konuşuyoruz tartışıyoruz. Özellikle dezavantajlı mahallelerde gördüğüm o kadınların e, ilgisi e, bizim e, İBB olarak yapmış olduğumuz o anne kart uygulaması ve süt projesi inanılmaz karşılık buldu o mahallelerde. ve e, Ekrem'e akşam Z raporu çıkart. Sizin de iminizi ediyorum. <laughs> o raporda kesinlikle oradaki sosyal yardımları daha da fazla artırmamız gerektiğini Belki sürüyor. orada o sohbette eksikler oluyor. Belki şu konuya daha fazla eğilmeniz gerekiyor diye uyarılar oluyor. Tabii tabii. Ee, eleştiriler belki olabiliyor. kere bir o tarafına hani ben bir diyorsunuz. yok hayır gir girelim şöyle. Çünkü biz... Hani e, dileyin e, açık söyleyeyim yani ben ...çok eleştirel bir kadındır... ...yani... ...bu huyu... ...eşimin çocuklara da geçti... ...yani bazen bir mahkeme... ...kuruyorlar karşımda... ...en sıkı... ...yani bir vatandaş eleştirisinin... ...daha ötesinde bir eleştiri... ...ve... ...tabiri caizse ben suskun... ...bir belediye başkanı kimliğiyle... ...dinliyorum çünkü... ...ama şu var çok faydalanıyorum yani... O hem objektif tabi aşırı eleştirel bakışların arkasında bir koruma duygusunun da olduğunu görüyorum. Bir evlat olarak çocuklarımızın her çocuğun da kendi boyutuyla yani 12 yaşındaki kızımın gördüğü hangi çerçeve varsa, 18 yaşındaki oğlumuzun gördüğü hangi çerçeve ya da 26 yaşındaki oğlumuzun tüm kuşaklara e, hakim oluyorsunuz? Tabi tabi. Eşimin de o eleştirel bakışı çok güçlüdür ve çok e faydalandığım bir hattır. Bazen beni üstse de kırsa da böyle hani çatır çutur hani beni kendime getiren e, bir boyutunu daha ifade etmek isterim. E, eşimin ve e, ki onun sayesinde çocuklarımın e, siyaseti biz evimizin içine çok sokmuyoruz aslında. Yani e, ve e, siyasetten uzak benim makamımın etki alanının dışında yaşamları olan bir aileye sahibim. Bu inanın Eşim içinde geçerli çocuklar hatta diğer aile fertlerim yani anne babalar işte kış şey o kardeşler vesaire siyaset çizgisinin dışındadırlar ve bizim prensibimizdir ben siyasetin içindeyim benim dışında herkes dışında kalmalı siyasetin bir eş dost akraba sahası olmadığını biz zaten savunucusuyuz ama bunu aynı zamanda göstermeliyiz. Bu boyutuyla da eşimin büyük çabası olduğunu altını çizmek isterim yani. Şimdi biz zaman zaman Ekrem Bey'in Çarşı Pazar o organizasyonlar içinde e, haberlerini işte yapıyoruz, karşılaştığımız anlar oluyor. Anneler yolunu çok çeviriyor. Az önce siz de anlattınız. E, ben Bugün çocuğuma süt verdim, sizin verdiğiniz sütü evet, çocuğuma evet, verdim. Evet. Bu önemli ve kıymetli. Belki bir sürede galiba ertelendi ya da durduruldu, ama neticede bu devam etti. Anneler açısından, kadınlar açısından yürütülen bu kampanyanın önemi, hı hı. bir akademisyen olarak, doktor Dilek Kaya İmamoğlu olarak nasıl değerlendirilir? E, şöyle, e, şimdi kadınlar gerçekten ekonomik e, ekonominin en fazla o ağır yükünü çeken kesim oluyor kadına. Çünkü kadın ailesini bir şekilde doyurmak zorunda. Yani evet erkek çalışıyor ediyor ama e, kadın o gelen gelen miktarla ne kadarsa az ya da çok onunla evin geçimini sağlamak zorunda. Çocuğunu beslemek zorunda. Çocuğunu okula göndermek zorunda. Eğitim aldırmak zorunda. Çocuğuna süt içirmek zorunda. E, dolayısıyla biz eee benim de sağdan gördüğüm ve kadınlardan aldığım dönüşümler ileriki dönemde, ikinci beş yıllık dönemde bizim bu sayıları artırmamıza yönelik nasıl daha fazla projeler üretebiliriz? Ee, ekonomik ve sosyolojik olarak sadece ekonomik boyutu da değil aslında şu anda bizim yaşadığımız sorun. Toplumun sosyolojik boyutu da çok e, acı durumda. Evet. Öyle mahallelere gittim ki yani hani bu çok şey olmasın ama ee, bir kitap alamıyor çocuğuna, kırtasiye malzemesi alamıyor. Tiyatro nedir bilmiyor. En yaralandığınız an ne oldu gördüğünüz o mahallelerde mesela? Ee, bir, bir anne, e, geçenlerde Arnavutköy'e gittim. E, bir anne yanıma geldi. E, dört tane çocuğu var ve e, ben onların karınlarını doyuramıyorum dedi. Bana yardım edin. Bana destek yollayın dedi. Yani bu açız feryadı. Bakın ben hatta bunu şöyle tarifliyorum İlker Bey. Yani bu mesele e, doyuramama meselesi. Yani açlık, yoksulluk meselesinin ötesinde bir yere oturuyor. Ben hatta buna bir e, afet diyorum. Yani bir ekonomik afet yaşıyor toplum aslında. Ve işte simit satın onu yapın bunu yapın. Bak bu bu gerçekten kötü bir dil. Yani ben diyorum ki milletimiz milletimizi hissedelim. Bak biz biz gayret ediyoruz. Ya biz ediyoruz derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamunun kurumu. Yani biz bütçedeki payını arttırarak aslında yani devletimizin diğer kurumlarına ya da hükümetin ortamına aslında katkı sunuyoruz. Ya bunu beraber yapalım. Ya İlker Bey pandemi de bizim topladığımız desteğe el konuldu ya. Bunun daha ötesi olabilir mi ya? Ya bu yani buna el konuldu. Ya ne yapacaktık o parayı? Şöyle düşünün. O, o günün parasıyla 20 lira toplandı. 12-13 lirasını zaten o ara aldık millete dağıttık. Kalanına el koydular. Ne oldu bilmiyoruz biliyor musun? Gitti. Hazinenin bir yerini ya o gün biz onu atıyorum 5 bin kişiye 10 bin kişiye dağıtsaydık kötü mü olurdu? Ya şimdi ben diyorum ki siyasi ihtiras, hırs, o bencillik, kibir bütün gözünü, e, gönül gözünü, her şeyini kapatıyor, zihnini kapatıyor. Ve mesele şey bir çatışma. Yani Ekrem'le çatışma. Ya benimle niye çatışıyorsun? Ben diyorum kardeşim bu millet bakın 31 Mart çok önemli. Bir önemli şeyi daha söyleyeceğim. AK Parti oy vermiş vatandaşlarımız. Vermiş, verecek, verebilir. Daha sonra da verebilir. Bak bu benim, herkes bize oy verecek değil yani. AK Parti oy vermiş vatandaşlarımız. Şunu yapmalılar. Kendinize gelin kardeşim. Görevinizin başına dönün. Biz size bir sene önce oy verdik. Sizi iktidar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'nı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yaptık. Kendinize gelin. Millet ekonomik sıkıntı çekiyor. Gidin ekonomiyi düzeltin. Emeklerin sorunlarıyla ilgilenin. Açlık, afet haline gelmiş ekonomik krizli çözmeye gayret edin. Sizin sorumluluklarınız var diyerek ben oylarına talibim. Bakın diyerek diyorum. Niye biliyor musunuz? Hadlerini bildirsinler. Bence oy verdikleri insanlar şu anda onların oy verdiği oy verdiğinin karşılığını veremiyor AK Partili hem hemşerilerime, dostlarıma ve burada yaşayan insanlarımıza veremiyor. Onun için AK Partili e, oy vermiş insanlarımızın bile ders verme amaçlı e, AK Parti'ye oy vermemesi lazım İstanbul. Ders vermeli yani. Gitsin gelin. Bakın daha bir sene oldu. Bir sene oldu ya. Bir yıl geçti bakın neredeyse. Bir iki ay sonra bir yıl bitecek. Verdikleri hangi vaadi tuttular? Ekonomi daha kötü, döviz daha yüksek, enflasyon almış başını gitmiş. Hani faiz en büyük düşmandı yerinde tutamıyorlar. Faiz uçlu gidiyor daha da daha da artacak. Daha da artacak. Yani e, hazinedeki e, rezervi, döviz rezervini sırf bu seçim için 20-25 milyar doları e, bozdular. Neymiş? Dövizi frenleyecekler. Ya ekonominin bu mem memleketin ekonomisinden daha mı önemli sizin için bir koltuk daha elde etmek yapmayın. Bunun için Ak Parti oy veren insanların bile e, oy vermemesi lazım e, Ak Parti'ye İstanbul'da. Şimdi siyaset. Evimizde yok dediniz. Pardon, e, dile yanında biraz heyecanlı. <laughs> Siyaset evde yok Dilek Hanım ama bir yandan da işte o dava süreçleri çocukları nasıl etkiliyor? Bir de Ekrem Bey'in Belediye Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemi nasıl bir döneme denk geldi? Çocuklar açısından ergenlik dönemi mi? Çocukların etkilenişi belki. Bununla ilgili ne söylersiniz? Evet, şöyle. Zaten bizim yani bizim çocukların, çocuklarımın arasındaki yaş farkı hepsinin böyle kendilerine göre bir ergenlik dönemi işte ee, bir er, birisi ergenlik döneminden çıktı öbürü geldi sonra şimdi bir öbürü giriyor ergenlik dönemine ergenlik uzmanı ergen uzmanı sayılabilirim ee, ben e, şunu becerebildik aslında biz evde çocuklara özellikle şunu empoze etmeye çalıştım bu sizin babanızın şu andaki sorumluluğu hepinizin ayrı hayatı var. Ayrı idealleri, ayrı hayalleri var. O hayallerin, ideallerin peşinde yürüyeceksiniz. Siz ona göre hayatınızı dizayn edeceksiniz. Çünkü babanızın görevi bugün var ama yarın bitebilir. Ee, o da kendi sonrasında bittiğinde kendi işine dönecek. Dolayısıyla biz şu andaki mevcut durumda biz bu hayatın içindeyiz ama e, bir süre sonra biz bu hayattan çekilebiliriz. Ona göre her şeyinizi, kafanızı, hayal dünyanızı, düşüncelerinizi ona göre kurgulayın. Ee, bence insanların sağlığı açısından da bu önemli. Psikolojik sağlıklar açısından da ekrem bu önemli. Ekrem Bey sağlığına dikkat ediyor ee, mu? Bir de köfte, Akça bak köfte <laughs> yapmayı öğrendim dedi. İyi ee, öğrenmiş mi? Yapıyor <laughs> mu? Gene köfte polemine geldik Yıl, ama. Yıllar oldu bıraktık. Bıraktınız <laughs> mı yapmayı? Köfte yapmayı? Evet, Ekrem, evet seçim dönemlerinde birazcık sağlığını böyle geri plana atıyor gibi ama sonuçta burada bir hedef bir amaç var ve yapımı yapması gereken çok daha büyük işler var. Ee, Ekrem evde köfte yapmıyor. <laughs> Buradan ilan ediyorum. <laughs> yapmıyor. Ee, Ekrem ama çok güzel kahvaltı hazırlıyordu. Bunu daha önce de söyledi. yani o zaman kahvaltıyla kandırdı sanırım bildi. <laughs> Sonra iş salatalara döndü ve bitti. <laughs> kahvaltı güzel hazır. Zaten dolapta hazır. Onlar çıkartırız. Masanın üzerine konulduğunda birden hazır hale geliyor. Ana hani yemeği de yapıyorsanız <laughs> tamam. tamam o zaman. Şimdi efendim cam ışığı kesemez. Burada bir cam tavandan da söz etmiş istiyoruz. Yani siyasette, siyasette e, kadının temsiliyeti bir problem ama aynı zamanda e, emeğinin hakkına kavuşabilemiyor olması da kadınlar açısından ayrı bir problem. E, Doktor Dilekaya İmamoğlu buna da dikkat çekiyor. Bir tarafta erkekler açısından cam asansör, görünmez bir yükseliş, diğer tarafta kadınlar açısından da cam tavan. Ne dersiniz? <laughs> ne <güzel>. İşte yanınızda. <laughs> evet, cam asansör işi gerçekten çok doğru. Bütün erkekler için geçerli olmasa da gerçekten doğru. Zaten sadece erkek olduğu için o asansöre çok rahat bir binip yükselen erkekler var. Bunu çok iyi biliyoruz. Cam tavan sendromu aslında kadınların iş hayatlarında yaşadığı, iş hayatlarında yaşadığı engeller, kendi emekleriyle, kendi gayretleriyle belirli bir pozisyona gelmesi gerekirken, bir şekilde bir sebepten dolayı oraya gelememe durumunu, o pozisyona çıkamama durumunu ifade ediyor. Karar verici mekanizmalarında, o yönetim mekanizmasında kadınların bulunamama durumunu ifade ediyor aslında cam tavan sendromu. Tabi e, tabii bu cam tavan sendromu sadece iş hayatında değil sosyal hayatta da işte siyasi hayatta da aslında kadının olduğu her yerde cam tavan sendromu yaşanıyor. siyasi, siyasi hayatta da diyor Ekrem Bey. <laughs> Doğru. Evet, yani yani aslında eşimle bunu hep tartışıyoruz ve belki de bu konuda çok sert eleştirileri en dozun yükseldiği hatlardan birisi kendimi aslında bu konuda çok sorumlu hissediyorum ve bu sorumluluk dahilinde de mümkün olduğu kadar varsa bir yetkim varsa bir oy hakkım varsa bir tercih hakkımı mutlaka kadına dönük kullanmakta çaba gösteriyorum. Mesela ilk kez 4-5 kat kadın yöneticinin İBB'de artmasına vesile olmak aslında böyle bir şey. Ama çok yetersiz tabii şu an toplumda eğer %30 oranındaysa kadınların istihdama katılımı yani çok gerideyiz yani çok ileriye gitmemiz lazım. Ama Dilek Hanım belki bu konuyu aşı, aşacağız bunu. Dilek, Dilek Hanım bence bu konuyu için bir tartışma motivasyon. dışı bırakıp e, daha da ilerletebilir siyasetçileri ve sizi de aynı zamanda e, Efendim çok teşekkür ederim. Ben Geldiniz, teşekkür sürpriz ederim. yaptınız ve iyi ki de yaptınız <laughs> e, ederim, Ekrem İmamoğlu'na izleyicilerimize e, çalar saat izleyicilerine efendim son bir mesaj son bir evet. sözünüz varsa 31 Mart'ta da 2 gün kaldı. Şöyle e, bir kere 5 yılda 1019 kez soruşturma, teftiş, müfettiş, o bu şu ben bir kere teftiş olayına asla e, muhalefet etmiyorum. Bilakis olmalı. Sadece e, haksızlığa e, karşıyım. 1019 kez. Yani bizden önceki dönemin 8-9 katı, 10 katı teftişe e, uğramışız. Müfettiş gelmiş vesaire. Ama ben bunu kendimize bir dürüstlük madalyası gibi görüyorum. Çünkü bir şey bulamamışlar. Ve bütün kötü uygulamalar ya otobüs filminden tut bilmem neye aklınıza gelebilecek her şeyi yaptılar. Kumpas vesaire. Ama hepsini bir kenara koyuyorum. Hepsini bir kenara koyuyorum. Hiçbir umurumda değil. Ben bir Nisan sabahı güçlü İstanbul ittifakıyla, halk ittifakıyla, bu şehrin bütün insanlarıyla, birlikte çok güçlü bir 5 yıla yol yürümek arzusunda olan bir belediye başkanıyım. Bu anlamda milletimize mahcup olmak istemiyoruz. Lütfen gençler, başta gençler iradenizi koyun. Bu seçim sizin seçiminiz. Gençler sandığa gitmeli. Ya biz ne yaparsak olmuyor umutsuzluğu bir kenara atın. Ben onlarla bir senet imzalıyorum. Gençlerin ideallerine, ideallerine hizmet edeceğimi ve gençlerle yeni bir dünya kurma konusunda bu şehirde, bu ülkede onlarla beraber mücadele edeceğim and içiyorum. Gençleri sandığa davet ediyorum. Güçlü bir katılımla bir demokrasi şöleni şeklinde bütün vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahı böyle derin bir nefes aldığımız çok güzel bir güne uyanmak dileğiyle bütün hemşerilerime hayırlı Ramazanlar dileklerimi iletmek istiyorum. Efendim teşekkür ederim. Doktor Dilek Kaya İmamoğlu sürpriz yaptı. Yanımızdaydı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yine NAV ekranlarında çalar saatteydi. Sanda iki gün kala verilen mesajlar bu şekilde. Şimdi bir mola.